Hepinize merhaba dostlarım. Gülsel'le birlikte Age of History 2'de Kore serimizin, Güney Kore serimizin şu anda kaçıncı bölümü, ikinci bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. En sonuncu bölüm Rusya, Çin, Japonya ile aramı geliştirmiştim ve Tayvan'a savaş ilan edip kendisini almıştım. Burada bir Papua Yeni Gine devleti vardı ve onun değerli topraklarını kendime bağlamıştım ve burada hala yaşamını sürüyordu 10.000'lik ekonomisiyle. Endonezya ile Çin savaşa girmişti ve ondan yararlanacağız bu bölüm. Bir de şu şey bölgesine çıktık. Hindi Çin'i bölgesine bir devlet ele geçirerek çıktık. Bir de burada bir devlet daha vardı. Şu anda adını unuttum. Onu elimize geçirdik. En son olarak da burada yok Yemen vardı. Onu da elimize geçirerek Arap Yarımadası'na da himaye çıkışımızı yapmıştık. Şimdi bu bölümki hedeflerimizden bazıları tabii ki de şu pasif yani şu denizde hakimiyet kurmak istiyoruz ve bunun da en güçlüsü Endonezya devleti. Kendisinin 200 binlik bir ekonomisi var. Yani bize 100-150 binlik bir ordu gerekecek. Ve onu bu bölüm yapacağız. Şimdi hemen bir istikam edebilir nüfusa bakmak istiyorum. Toplamda 700 binlik bir ordu basabiliyormuşuz ve direkt ilk fethimizi Endonezya'ya çıkartacağız. Şimdi ben Japonya ile aramı iyi tutacağım. Japonya'nın Endonezya'yı eline geçirmesini istemiyorum. Aşırı derecede şey olur, güçlenir. Dostlar ben bir... tamam tur atlamadı zannettim. Ama atlıyor, tamam sıkıntı yok. Dostlar ben bir 1 milyon para biriktireyim, orduları basayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet dostlar tam tamına 224 binlik bir ordu basarak Endonezya topraklarına çıkarmamızı atacağız. Endonezya'ya bir bakmak istiyorum. Toprak bütünlüğünde bir sıkıntı yok. Evet. Fethimizi gerçekleştirebiliriz. Hızlıca o zaman şu ordumdan Endonezya topraklarına gidelim. Evet dostlar ordum geldi. Şimdi bu ordunun burada ekonomisine bir bakmak istiyorum. Ekonomisine göre buradan ordu basacağız. Şimdi buradan ekonomi sekmesini açacağım. Ekonomi evet. Yani değersiz topraklar bura. Buraya biz bu 30 binlik ordu yollarız. Ekonomi sekmesini yine açacağım. Buralar ve şuralar biraz daha önemli bölgeler. Hele ki şura. Buralarda yine bir sıkıntı yok. Yani şu evet. Buraya bir 100 binlik ordu. Diğer orduları da burada paylaştırırım. Hızlıca Endonezya'nın bir de son olarak toprak bütünlüğüne bakacağım. Tamamdır dostlar. Hızlıca Endonezya'ya karşı savaşımı ilan ediyorum.
Evet dostlar, sonunda barış anlaşmasına da geçeceğiz ama savaş bitti. %100'lük bir sahaseveri skoruyla barış anlaşmamıza geçeceğiz. Şimdi 190 hepsini alamıyoruz tabii ki de. Şimdi bizim kıyımıza yakın olan taraflar ve değerli toprakları alacağız. Şimdi ilk olarak şu adayı tamamen kendi himayem altına alacağım. Çünkü bu adada ekonominin en iyi olduğu yer bu ada. Şu adayı toptan alacağız yani. Şöyle sonuna kadar alıyoruz. Tamam. Bu adayı tamamen aldık. Zaten bir geriye de bir şey kalmadı. Şimdi şu adada zorlanmasına buralar değersiz. Ama şu minik minik adaları alacağım. Buralar önemli. Şu kıtayı tamamen kendime bağlayayım. Kıta değil de bölgeyi. Evet. Geri kalanıyla da yarıya yarı alacağım. Cephe açmak için bu diğer amacımda. Şöyle açabilirim cephe. Hatta şöyle alsak. Hatta burayı tamamen alsam daha iyi olabilir. Evet. Burayı tamamen aldık. Hemen buradan da şu iki yeri alacağım. Şunu ver bana böyle yapsak. Aa dur dur. Şu adayı da alalım. 4 yıldız kalıyor. Ona da bu adayı alsak bizim için çok karlı bir barış anlaşması olacak. Şu bölgeyi almadık. Bir de şu bölgeyi almadık. Diğer haricinde bütün topraklarını aldık. Endonezya devleti artık sadece 72 binlik bir ekonomisi olan bir devlet. Biz ise 400 binlik bir ekonomimiz oldu. İki katına çıkardık. Hızlıca ben orduları başkente çekeyim. Evet dostlar, ben orduları başkente çekmedim. Geri başka bir karar aldım. Hemen şuradaki yanı başımızdaki Doğu Timur'da bir yeneceğiz. Hızlıca Doğu Timur'a savaşımı ilan ediyorum. Ve evet dostlar, tek toprağı zaten. Onu da alıyorum hızlıca. Ve evet, bu savaşı da hızlıca kazandık. Yalnız bize Singapur savaş açtı. Hızlıca bir onunla barışayım. O da kabul etti. Güzel. Hızlıca ordumu da terhis ediyorum. Dostlar, ben şimdi asimilasyonların hepsini başlatayım. Hatta %100 olmasını da bekleyeyim dostlar. Evet dostlar, bütün asimilasyonları bitirdim. Aşırı yorucu oldu ama değdiğini düşünüyorum. Çünkü artık istihdam edilebilir bir nüfusa bakacağım. Evet, 1,5 milyonluk bir ordu çıkartabiliyoruz. Hele ki şu topraklarda. Bir de biz nüfus yatırımı yaparsak bir sürü şey değişir. Artık dünyanın en iyi 6. devletiyiz. Çin 2. devleti. Çin'e kafa tutacak bir güçte değiliz ama Japonya ile aram gelişti. Rusya ile aram gelişti. Çin'le aram 9'a kadar düştü. Ondan dolayı Çin'le aramı geliştiriyorum. Japonya ile zaten savaşa girmiş kendileri. Çin'le aramı geliştirip bir tane de saldırmazlık paktı imzalayacağım. Kendimi güvenceye almak için. Tamam. Dostlar, şimdi ben biraz mallar yatırımı yapacağım. Çünkü nüfus yatırımı yani. Çünkü bizim aşırı fazla nüfus ihtiyacımız var. Şu şeyi yenebilmek için Japonya'yı. Hedefimiz Japonya ile karşılaşmak bu arada. Şöyle Japonya'nın bütün topraklarını aldığımızı düşünseniz abi, mükemmel olur. Bu arada alınabilir ya. Şimdi bile alabiliriz yani. 1 milyonluk bir ordu bassak girsek Japonya'ya, 7 milyonluk da nüfusta da öndeyiz, ekonomide de yani bir farkla, bir gram farkla biz öndeyiz ekonomide. Öyle bir şey daha var. Şimdi ben hızlıca biraz param 1 milyona inene kadar biraz nüfus yatırım yapayım. Evet dostlar, ben biraz yatırım yaptım ama 300 binlik bir gelişime kat ettik. Hatta 400 bin. 2 milyonluk bir ordu kadar da çıkartabiliriz. Artık mallar yatırımını da kapatayım yani, nüfus yatırımları. 50 binlik de bir gelirimiz var. Şimdi diplomasi açısından çok yalnız bir devletiz. Dünyaya baktığımızda bizi seven hiç yani çok güçsüz devletler seviyor bizi. Yani baksana abi, bütün devletlerle aramız kötü. Rusya ile 2. Bu Çin, bir Japonya ile aramız iyi azıcık. Çin'le de -36 abi. Çin'le araları iyi tutmak gerek. Çin'in sevmediği devletler Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'yı ben de sevmiyorum. Amerika'ya bir tur sövsem 34'e indi. Hemen bir ilişkilerimizi geliştirelim. Dostlar, şimdi bir yeni bir hedef daha seçmemiz gerekiyor. Ama hangi hedef seçsek? İkinci Endonezya Savaşı'nı yapabiliriz. Çünkü Endonezya'dan gereken diğer toprakları da alırız. Kendisi hızlı gelişen bir devlet. Baktığımızda ekonomisini de arttırıyor. Hızlıca bir 200 binlik veya 100 binlik bir şey yapsak geliştirebiliriz. Kendileri benimle ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor. Güzel abi.
Biz Kore olarak kendimizi güvence altına almaya peşindeyiz. Şu an diplomatik bir destek arıyoruz. Moğolistan falan benle arasını iyi tutuyor ama Moğolistan bana çok bir şey yapamaz. Ondan dolayı Moğolistan'la ilişkilerimi bırakıyorum. Dostlar, benim diğer hedeflerimden biri de koloni kurma. Yani şu an baktığımızda mesela bu devletlerin kolonileri, yani buradan koloni kurmaya başlayabiliriz. Kore, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların hakimiyetinde bir devletti. Orada koloni kurmuyorlardı. Ya hiçbir şey yapamıyorlardı. Ondan hasretlerdi. Şimdi Avrupa'da da veya şeyde de koloni kurabiliriz. Bir bakıyorum abi. 300 binlik bir ekonomileri var kendilerin. Benden yarışabilecek bir devlet. Onlara 500 binlik bir orduyla girmeyi düşünüyorum. Yani İtalya'yı kendime vasal değil, bana bağlı bir devlet haline getireceğim. Şimdi sen İtalya'yı çok seviyorsun. Sen İtalya'yı sevmiyorsun. İtalya, senin sevdiğin hangi devlet var? Çok sevdiğin Rusya. Sen mesela Rusları çok seviyorsun, değil mi? Evet. O zaman İtalya'ya ticaret talep ettirip Rusya'ya savaş ilan ettireceğiz. Ve bu sayede hem Fransızların ilişkisi düşecek hem de biz toprak kazanacağız. Dostlar, hemen biz koloni işlemlerine başlayacağımız için hızlıca bir 400-500 binlik bir ordu basalım ve gelelim dostlar. Evet dostlar, şu anda neredeyse 500 binlik ordum İtalya'nın denizlerinin orada geziyor. İtalya'ya birazdan savaş ilan edeceğiz. Ama ondan önce bir bakmak istiyorum. Şimdi İtalya, sen hala aran iyi mi? Senin bununla aran iyi. Ama o İtalya, aynen. Şimdi ben Rusya'ya ticaret talep ettirip İtalya'ya savaş ilan ettireceğim. Ve evet dostlar, şimdi İtalya bunun arası kötüleşmesi gerek. Kötüleşmedi. Ama çok da önemli değil. Zaten komünistler bu iki devletle savaştayken benlik hiçbir şey yapamaz. Ben de hızlıca Rusya'ya savaş ilan ederim o zaman. Rusya'ya bir bakmak istiyorum. İtalya ile savaşta. Tamam. Ve hızlıca İtalya'ya savaşımı ilan ediyorum dostlar. Evet dostlar, İtalyan Savaşı da bitti. Artık İtalya'da bir Kore hakimiyeti var. Hızlıca bir barış anlaşmasına geçmek istiyorum. Bütün topraklarını alamasak da yine bayağı bir toprak alacağız. Şimdi biz kolonicilik işlemine başlayacağımız için burada vasal bir devlet bırakacağız. Yani Doğu İtalya ve Batı İtalya arasına bölüştürebiliriz. Ama ya da vasal değil de kendimiz alalım toprakları. Yani ada ve Sicilya kısmını bana veriyorsun. Sonra buradan yükseliyoruz ve Roma'ya kadar alıyorum şöyle. Roma'da dahil. Artık Kore orduları Roma'da diyebiliriz. Şimdi Roma'dan aldıktan sonra ve böyle bayağı bir ilerleyeceğiz. Şöyle böyle değil ama ve şu adayı bana versen, evet, böyle bir barış anlaşması benim için uyabilir. Beni izlediğiniz için teşekkürler demeyecektim. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Yani böyle bir barış anlaşması benim için uyar. Evet, böyle bir barış anlaşması yapabiliriz. Ya da buradan bir Fransa'ya çıkartma atsam. Fransa'nın şu bölgesini alsam. Burayı, o daha mantıklı geldi. Şimdi şuradan aldığımız toprakları bıraksak. Hani şurayı da bırak. Şurayı bir böyle bırak. Şöyle burayı bir bağlaştırsak. Evet. Böyle. Sonra buradan alsak. Evet, böyle barış anlaşması yapsak bizim için daha iyi. Buradan hemen bir de Fransa'ya da alırız. Şuraları biz alırız. Aynen. Tam böyle bir barış anlaşmasını sunuyorum. Ve tabii ki de kabul ediliyor dostlar. Hızlıca bütün ordularımı İtalya sınırlarına çekiyorum. Şu ordumu hemen burada bir tarih edeyim. Diğer ordularımın hepsini İtalyan sınırlarına çekiyorum.
Evet dostlar, Fransa'ya karşı savaşımı ilan ediyorum. Ve hızlıca toprak alımlarına başlıyoruz. Evet dostlar, savaş başarıyla sonuçlandı. Komünist Almanya'nın barışmasını bekledim. Ondan sonra ben savaş açtım. Ve bu sayede yani barıştılar. Sonra toprakları bıraktı. Sonra ben bir daha savaş açarak bu sayede daha çok toprak elimize geçirdik. Hızlıca barış anlaşmasına geçerim. Bütün topraklarını da alabiliyorum aslında. Alalım o zaman. Bütün topraklarını aldık. Ve evet dostlar, artık burada bir yeni bir şey yok. Bu asi kime karşı savaştı? O bana karşı bir savaşta bulundular. Hızlıca bir şu asileri bir tokatlamam gerek. Yoksa bunlar ileride bana sıkıntı çıkaracak. Devlet dahi kurabiliyor bunlar, bilmiş olduğunuz üzere. Şuradan bir saldıralım. Bu asi de devlet kurmadı. Anlamadım. Garip bir asiye benziyor. Hemen bir saldıralım. Ve evet dostlar, asileri de tokatladık diyecektim ki yeniden bir asi çıktı. Buraları demek ki Almanya aşırı yağmalamış. Yağmalamasaydı burada asiler çıkmazdı. Şu asileri de bir tokatlarsak güzel olur. Ve evet dostlar, artık asi çıkamaz diyecekken her dakika asi çıkıyor. Bu ne ya? Evet. Evet, artık asi çıkamaz. Hızlıca şu ordularımın birazını terhis edeceğim dostlar. Evet dostlar, neredeyse bütün isyanları bastırmayı başardım ve biraz da para birikti o sıra. Şimdi bütün asimilasyonları başlatacağım. Sırf isyan çıkmasın diye aşırı fazla çıkıyor. Onu önlemenin nasıl bir yolu var bilmiyorum. Artık isyancıları kapatmayı falan mı yapacağım? Şimdi bir daha çıkar isyancı. Çıkmadı. Hayret, çıkmıyor bu sefer. İran'la da savaşa gerek, bana savaş açtı kendileri. Güzel güzel. Sıkıntı yok şu an. Bir isyancı falan da çıkmıyor. Dostlar, ben şu simülasyonların bir kısmını başlatayım, o zaman öyle tekrardan gelirim. Evet dostlar, ben bazı simülasyonları başlattım ama harbiden yoruldum. Videoyu burada keseceğim. Yani bırakacağım videoyu. Bitireceğim yani. Kenya ile savaşa girdik. Nasıl girdik ben de bilmiyorum. Endonezya ile de bir savaşa girdik. Mecbur ona şu toprağı vermek zorunda kaldım. Yoksa onunla şu an savaşacak durumda hiç değildim. Şuradaki asimilasyonun da %80'i falan başlattım. Baktığımızda bayağı başlattım yani. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.